Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün özel bir mekanda, güzel bir mekanda, güzel bir programın ilk adımını atıyoruz ve çok özel, çok da güzel bir misafirimiz var. Aslında bir bakıma o bizim misafirimizdi, biraz biz onun misafiri gibi oluyoruz. Ben yine de hoş geldiniz demek istiyorum. Kıymetli hocamız Ömer Tuğrul İnançer, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Allah afiyetler versin. Sevgili dostlar, Tuğrul hocamızla birlikte inşallah önemli gördüğümüz, daha doğrusu belki her gün kullandığımız ve fakat şöyle geriye dönüp, geriye bir adım çıkıp da üzerinde yeniden düşünme gereği ihtiyacı hissettiğimiz kelimeler, kavramlar üzerinde duracağız ve onlardan ilki de insan olacak. İnsanla başlayacağız ve ondan sonra da insanı ilgilendiren kavramlardan, önemli kavramlardan devam edip gideceğiz. Evet, insan tabii Sayın Hocam saatlerce konuşulabilir ama Bir ömür boyu konuşulabilir. Genelde insanın tarifi, tanımı gibi şeyleri ben çok sevmiyorum ve fakat özellikle tariflerde, tanımlamalarda gerek psikolojik olarak gerek yani sosyolojik tanımlara baktığımızda hep bir parçacı yaklaşım görünüyor. İnsan şudur ama o şudur denilen şey insanı tam karşılamıyor. Evet. Bir başkası kendi açısından insan şudur diyor. O da tam karşılamıyor. Burada belki en makul olarak düşünülebilecek şey insanı en iyi, insanı yaratan anlatır, tarif eder denilebilir mi? Her şeyi, sadece insanı değil, her şeyi o en iyi tarif eder, anlatır. Şimdi bir yanlış kavram saplanılıp kalındığında insanı sapıklığa götürür. Evet. Maalesef tariflerde de böyle noksanlıklar olduğu için o tariflere saplanıp kalanlar sonuçta sapkınlığa gidiyorlar. Eski bir tabirle tarif etrafını cami, ayarını mani olmalıdır. Yani bütün ihtiva ettiği, kapsadığı bütün özellikler içinde olmalıdır tarifin. Aynı zamanda. Ama o tarif edilen şeyde, bakın ben şey kelimesini herkesin zannettiği gibi laf bulunamayınca, ifade edilmek istenen kavram bulunamayınca kullanılan bir şey olarak algılamam. Şey eşyanın tekilidir. Ve şey önemli bir şeydir. Evet. O lafı bulamayanların böyle şey ey demeleri benim anlattığım manadaki şey değildir. Çok hakikatli bir şey sizin evet. Dediğiniz. Eşya, bir de eşyayı da böyle işte koltuktu, kanepeydi öyle anlıyor. Hayır. Eşya nesneler demek. Şeyler demek. İşte insan tarif edilirken o tarifin içinde kapsadığı bütün özellikler olmuyor. İnsanda olmayan, yani ayarını mani, insanda olmayan yabancılıklar da insan tarifinin içine giriyor. Yani orada, affedersiniz, insan ne değildir? Etrafını cami, ayarını mani. İnsan nedir, ne değildir? Hani zaman zaman kullanıyoruz. Bunu bir tarifle anlatmak lazım. Evet. Maalesef buyurduğunuz gibi tek istikamette anlatılıyor. Bunun içinde o tek istikameti yegane doğru tarif kabul edenler insanı tanımıyorlar. Mesela dini itikadımız gereği insan kuldur. Kulun ne olduğunu yeterince anlamıyoruz. Makam-ı abdiyet sahibi demek olduğunu bilenimiz kaç tane? Hatta köle manası biraz daha olumsuz bir anlam yani abd, kaydırılıyor. Abd, kul. Hı-hı. Nedir? Peki günde mutlaka abdest alırken efendim keza tahiyyatta, namazda onlarca defa söylediğimiz abduhu ve rasulü. Hatta önce abduhu sonra rasulü. Ve bunun içinde sadece yaratılmıştır ve kulduru anlatıyorlar genellikle. Rasulü Kibriya'nın makamı abdiyet sahibi olduğunu. Ve en yüce makamın ne kutbiyet ne kurbiyet değil, Allah'a kul olmak olduğunu kaç kişi biliyor?
Onun için Hazreti Mevlana'nın bütün köleler kullar, azat edildiği zaman sevinir. Ben sana kul olarak kaldığım için seviniyorum. Lafını kim anlıyor? İşte bunlar yanlış tariflerden kaynaklanan şeylerdir. Hazreti insan, bila istisna, Hazreti insan, kafir, putperest, şakî, ayyaş, zani, hırsız, katil, ne derseniz deyin. Bütün kötü sıfatlar. O Hazreti insandır. Neden? Çünkü Halifetullah'tır. İnsanın en önemli, bilinmeyen, tabii alimlerimiz, meşgul olanlarımız, büyüklerimiz biliyorlar. Efkar umumiyemiz, kamuoyumuz bilmiyor. Yani halife-i ruh-i zemin oluşu nazarından o, çok fazla bakan. O halife-i ruh-i zemin daha ziyade halife-i müslümin için kullanılan bir şey. Yeryüzünde Allah'ın halifesi insan. Onun için Türkçemizdeki maalesef artık az kullanılmaya başlanan ama eskiden devamlı karşılıklı konuşmada kullanılan zat-ı âliniz tabiri insanı anlatan en güzel tabirdir. Biraz klişe olarak yüksek kullanılıyor ama. Zat. Çünkü insan zat itibariyle halifetullah'tır. Evet. Ayyaşlık, kafirlik, şakilik, katillik, zanilik, hırsızlık bunlar sıfatlardır. Bu sıfatlarından tövbe eden kişiler tekrar âli zat-ı âli olmaya devam eder. Zaten zat itibariyle âlidir. Çünkü Allah insana vermiştir halifetullah. Halifetullah. Tabii halife kelimesinin maalesef yeni Türkçeleştirilmeye çalışıldığı zaman ardıl deniyor. Halife ardıl değildir. Yani kronolojik olarak daha sonra gelen değildir. Halife müstahlefin yani kendisini halife tayin edenin halife tayin ettiği mevzuda aynıdır. Onun için Allah-u Zülcelal'in sadece ilahlık, tanrılık vasfı tektir. Diğer bütün esmaları insanda vardır. Bu itibarla yani Esma-i Hüsna'ya ayna olması itibarıyla hem insan... Sadece ayna değil, masardır. Masar, evet. Masardır aynı zamanda. Aynedir, tamam. Oradan bir de tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yol gidiyor ama onu ayrı bir programda ayrıca işleriz. Tabii yani o kainatın zübdesi o. İşte Şeyh Galip Hazretleri'nin hoşça bak zatına zübde-i alemsin sen demesindeki nokta budur. Zatına diyor bakın. Kendine demiyor. Sonra insanın kendi nedir? Maalesef özellikle materyalizm rüzgarlarının etkisiyle biz insanı bu saç telinden ayak tırnağına kadar bu kalıba dökülmüş, bu kalıpla sınırlı yani beden hapsine mahkum bu şekil olarak görüyoruz. Görünen maddi, cismani alemde işgal ettiği yer itibariyle. Beş duyuyla algılanan, tutulur, koklanır, madde gibi tadılır, görülür, duyulur. Ve ölüm korkusu. Bu bedenin göreceği zararlarla anlatılıyor. Kabir azabında akrepler çıyanlar yiyecek. Ya benim canım sinirim yok ki o zaman. Akrep yese ne olur, çıyan yese ne olur. Veya karanlık bir yere girecek. Niye karanlık? Uyuduğum zamanda da karanlık, farkında mıyım? Ama Hazreti Peygamber'in kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur demesindeki, buyurmasındaki manayı anlayanımız kaç tane? Bütün mesele bu. Ben, yani kişi, beden değildir. Ben mi bedenim, beden mi benim? Hep denir ya, ben diyen ruhtur manası belki. O ben zaten iyi bir laf değildir. Evet. enaniyet evet, noktasına doğru enaniyet, gidiyor. Benlik, o iyi bir şey değil. O ayrı mesele. Fakat yine de bir nüfus tekili yani nefs olarak ben varım. Mutlak manada yokum. Ama nispi manada varım. Yani bir sacit, bir mescut var. Bir abid, bir mabut var.
bir kul, bir Rab var. Elbette var. Ama onun varlığı kendinden, benim varlığım ondan. Kayyumiyet sırrı. Şimdi kayyumiyet bende de var. Bırakın kendi yavrunuzu mevru. Bir ufak çocuk sokakta ayağa takıldı, düşmek üzereyken bir hızlı adım attınız, kolundan, efendim, koltuk altından yakaladınız, düşürmediniz onu. Tuttunuz o çocuğu. İşte o çocuğu ne yaptınız siz? Kayırdınız. İşte buyurun kayyumiyet. Ama kayyumu mutlak Allah-u Zülcelal'dir. Sizin kayyumluğunuz o çocuğun düşmesini önleyecek gayretinizde. O kadar. Sınırlı. Peki bana ne? Dediğiniz zaman Allah'ın size vermiş olduğu Halifetullah sıfatının gereği olan esmayı kullanmadığınız için mesulsünüz. Bana ne yok? Çünkü insanlar ya dinde kardeştir ya yaratılışta eştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi düşünelim. Katil Ömer olarak gitti, Hazreti Ömer olarak döndü. Huzur-u Risalet Benahiyden. Bunu dönüştüren etti? Neydi? Ne fark etti? Yine efendim uzuna yakın, orta boylu, zayıf, iri kemikli, yapılı, asabi duruşlu Ömer'de bir değişiklik yok. Ama o asabi duruş Katil Ömer'den Hazreti Ömer'e dönüştüğünde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in ifadesiyle onun o celali size adalet olarak intikal eder. Haline dönüştü. Hakta sebata dönüşüyor değil mi? Çünkü bu zendillah hubben lillah'tır. Kızdığımıza da nefsimiz için değil Allah için kızacağız. Sevdiğimizi de nefsimiz için değil Allah için seveceğiz. Bu halifetullah olma meselesinde çok ihmal edilmiş bir bilgi içindeyiz. Halifetullah çok önemli. Bütün esmaya sahip ve mazhar olması çok önemli. Rezzak ismi şerif. Hani kara gecede, kara taşın üstünde, kara karıncasından vazgeçmeyen Allah onun rızkını verir. Karıncasının rızkını. Ve Rezzak-ı Mutlak Allah-u Zülcelal'dir. Ama bana da kulu olarak mesela nikahım altındakinin ve yavrularımın ve ana babamın rızkını temin etmek görevi yüklemiş. Böyle bir görev yüklemesi zaten. O zaman ben bakmakla yükümlü olduğum kimselerin Rezzakıyım. Ne kadar? Kendim kadar. Kendim kadar. Yani nisbi. Siz kendiniz kadar, Allah'ın yeryüzündeki bütün kulları da kendileri kadar. Ama bunun hakiki müsebbibi ve Rezzak alem Allah-u Zülcelal. Dolayısıyla Esma-i Hüsna'nın taşınması ve mazhar olunması çok önemli. Halifetullah olunması çok önemli. Her şeyi sizin için yarattım. Sizi kendim için yarattım. Sözünü iyi anlamak lazım. Tanınmak makam ve bilinmek abdiyet. Üzere. Makam-ı abdiyeti bilmek lazım. Ve Allah'ın velileri yani dostları insandandır. Melekten değildir. Başka bir şeyden değildir. Dolayısıyla Allah'ın kendisine dost edindiği insan cinsi diğer sıfatları da haiz olsa Hazreti insandır. Bizi geri götürür mü bilmiyorum sohbetin bu noktasında. İnsan deyince hani kitaplara baktığınızda nisyan ve ünsiyet kelimeleriyle evet, ikisi de hatırlatıyor veya evet. Bağlantı kuruluyor insan kelimesinin hani kökeni itibarıyla. Evet, ikisi de aslında caiz. Bu ikisi bir bakıma insanın iki yönünü de ifade ediyor diyebilir miyiz? Gayet tabii. Gayet tabii. İkisi de yanlış değil. İşte demin arz ettiğim tariflerdeki noksanlıklar insanı sapıklığa götürür derken insan kelimesinin kökü olarak kabul eden ünsiyeti yani Allah ile yakınlığı veya nisyanı yani Allah'ı unutmayı biri sadece mutlaktır, biri sadece mutlaktır dendiğinde ikisi de sapıktır. Birleştiğinde ve belli oranlarda, belli hadiselere göre kullanıldığında doğru olur. Şimdi nisyan unutmak demek malum. Biz ruh halindeyken, yani yaratılmışlığın evreleri var ya, o evrelerin biri ruh hali.
ruh halindeyken bütün yaratılmışlar. Malum bezmi elest meselesi. Toplandık. Cenab-ı Allah sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Menfi sualdir. Çok enteresandır. Elestu Rabbukum. Orada bir takım incelikler vardır. Tercümelerle bu incelikler anlatılmaz. Yani sadece ben tercümeyi okuyayım, anlayayım. Olmaz. Ve tercüme üzerine de hüküm bina edildiği zaman bu iş anlaşılmaz. Oradaki sadece şu kadar dikkat çekelim. Menfi sualdir, olumsuz sualdir. Cevap olumludur. Niam değil bela. Orada değil çok mi? Çok enteresandır o. Arapça bilmek de buna yetmez. Eğer Arapça bilen herkes Kur'an dilinden anlasaydı Arabistan'daki milyonlarca gayrimüslim bulunmazdı. Yani Kur'an okuyayım, öğreneyim ana dilinden bile olmaz. Anatomi kitabı okuyup doktor olmanın mümkün olmadığı gibidir. Şimdi pek moda ya, ben Kur'an okurum, dinimi öğrenirim. Öğrenemezsin. Namazın kaç rekat olduğunu bile öğrenemezsin çünkü yazmıyor. Rükûnun eğilmek olduğunu, secdenin başı yere koymak olduğunu öğrenemezsin çünkü öyle bir tarif yok. Secde et diyor Allah. Rükû et diyor. Ha, rükû kelimesinde zaten eğilmek vardır. Ne kadar eğilmek? Başı yere koymak. Ne kadar koymak? Burun indirecek mi? Dolayısıyla öyle ana kitabı, yani anatomi kitabı okuyayım, ben doktor olayım. Olamazsın. Kur'an-ı Kerim'i okuyayım, din alimi olayım. Bırak alim olmayı. Öğreneyim. Normal mükellefiyetini dahi kişi yerine getiremez. Veya anayasayı okuyayım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okuyayım, Türkiye'nin hukuk sistemini anlayayım. Anlayamazsın. Bir dilekçe dahi yazamazsın. Çünkü dilekçe şekil şartına tabidir. O şekil şartı anayasaya aykırı değildir. Ama anayasada şekil şartı yazmaz. Şöyle şöyle işte davalı, davacı, adres, efendim açıklama. Ama böyle dilekçe yazılmazsa mahkeme kabul etmez. Dolayısıyla böyle Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinden hüküm üretmek fevkalade yanlıştır. İnsanın, Cenab-ı Hakk'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına verdiği evet Rabbimizsin. Tabii bu tercüme yanlış, onu söyleyeyim. Yani tercüme edilemez bu. Çok uzun konuşmak lazım. Bunu unutup nefsimi Rabbim haline getirirsem nısyandan dolayı insan. Ama kendini ve Rabbini Allah, unutması itibariyle nisyan. Hitap etmeyi, beni muhatap kabul etti. Ruh halinde bile olsam. Bana hilafet verdi. Bana esmasını verdi diye onunla ünsiyetimi, yani yakınlığımı hatırlarsam o zaman da insan olurum. Hangisi makbul? O ayrı mesele. Bu Resul-i Kibriya aleyhisselatü efendimizin beşir ve nezir olması gibidir. Mümine müjdeci, kabahat yapana ikaz edicidir. İnsan da nefsini Rabbi haline getirdiği zaman nisyana düşmüştür. Cahildir, nankördür. Nankördür. Öyle Efendimiz, ya Rabbi benim ümmetim acizdir, ne olur onları affet filan, böyle konuşurlarken, yani niyazda bulunurken Rabbine. Hep böyle söylüyorsun ey Habibim ama hiç asiliklerinden, beni unutmalarından, nefse uymalarından bahsetmiyorsun. Ya Rabbi onları zaten biliyorsun. Sen onların acizliklerine bakıver. Bu aynen insanlarda da vardır. Allah'ın huyu. Yalvarana, kabahatli bile olsa. Naz niyaz makamında değil mi? Naz edene, niyaz edene. Sığınana, cevap vermeyene ne derler? Gaddar derler. Affedene, aferin derler. Kişi halifetullah olduğu için Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmalıdır. Salavat okumak da buna dahildir. İnşallah bir başka insan olmanın gereklerinden biri salavat okumaktır. O da ayrı bir başlık olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bu tatlı sohbetler serisi inşallah devam edecek. Bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.